evlenmenin acıları üzerinden birbirlerine sevgiyle ve onurla kurdukları bağ ancak böyle kaybedecek. Kötülük kendi kendine kaybetmiyor. Kötülük karşısındaki iyi insanların cesaretiyle, ferasetiyle, mücadelesiyle kaybediyor. Ben kötülüğün kaybedeceğine inanıyorum. Bugün kötülük bir meclisini daha kaybetti. 104 insan hayatını kaybetmiş. Onları siz o güçlü yüreklerinizle o kötülükten bir meclisi daha aldınız. Kötülük geriliyor. Biz kötülüğü yeneceğiz. Hep beraber yeneceğiz. Bunu öyle kaba siyasetle, sözde siyasetle değil, hissederek yeneceğiz. Hissederek, şuramızda hissederek yeneceğiz. Çünkü onların kötülüğüne karşı ancak ve ancak sizin yüreklerinizin haklı gücü ve onuru onları yenebilir. Biz yanımızdayız, olmaya devam edeceğiz. Hep yanımızda olduk, bundan sonra da olacak. Sizden ilham aldık. Balamı arıyorum. Her gün arıyorum. Hiç bulamıyorum. Derim ben de gelen. Geldim burada balamı aramaya, sormaya. Gören var mı? Dedim yağdı baran oldu mu? Buradan bir yiğit geçti. Ay bir çınar geçti. Balamı gören oldu mu? Balamı gören oldu mu? Ay bey deli balam, meley balam. Ay balam. Sana bu yakışmazdı balam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, mahkeme salonunda, Adana'daki anmalarda okumuştum. Tam bu yine işaret ediyordu. O nedenle o şiiri bugün de okumak istiyorum. Geldik Ankara'nın garına, baktık işin oluruna. Barış dedik, kardeşlik dedik. Çocuklarımız, torunlarımız ölmesin diye. El ele tutuştuk, halaylar çektik. Caniler canlı bomba ile kıydılar canlara. Parçalandı bedenler, yüreği yananlar, akan kanlar, giden canlar, yürekler ateş içinde, kan içinde. Ateş düştüğü yeri yakar. Gözler pınar oldu, kan doldu akar. Giden canlar geri gelmez, geri gelmez, geri gelmez. Ama bu dava asla bitmez, bitmeyecek. Kerbeladır. Bu dava sürecek, sürecek, sürecek. Bedenlerin toprağa düştüğü bu yerde belki bir gün bir anıt yükselecek. O anıt sizleri ve barışı sonsuzluğa değin yaşatacak. Saygılarımı sunuyorum.